Evini gerçek değerinden daha düşük kiraya veren ev sahipleri dikkat, Maliye Bakanlığı size vergi cezası kesebilir. İşte detaylar. Ucuz kira ev sahibine vergi cezası olarak dönebilir. Maliye tespit ettiği takdirde bire bir cezayı ödersin. Maliye kira gelirini olduğundan daha düşük gösterenlerin peşinde. Yüz binlerce ev ve iş yeri sahibi bu yüzden maliyenin radarında. Eğer evini kiraya vereceksen, normal rayiç üzerinden vereceksin. Evini ya da iş yerinin kirasını gerçek değerinden düşük olup olmadığını anlamak için evin fiyatının %5'ini hesaplamamız gerekiyor. Mesela 360 bin liralık bir daireyi ele alalım, %5'i 18 bin lira tutuyor. Bu rakamı 12 aya böldüğümüzde alt kira limiti olan 1500 lira ortaya çıkıyor. Tutmuşsunuz siz, 1200 liraya kira vermişsin. Maliyenin istediğine göre arada bir 300 liralık bir fark doğuyor. Bu da 12 ayda 3600 lira yapar. Maliye tespit ettiği takdirde bire bir cezayı ödersin, gecikme faizini de ödemiş olursun. Evi değerinde kiraya verdiğinize inanıyor musunuz? Az, değerinden az. Kiracının verme gücü az. Yarın ben çıkıyorum derse mesela kirasını aydan aya veriyor. Onun için ben de idare ediyorum. Diyelim ki gerçekten de evinizi olması gereken kira bedelinin altında kiraladınız ve bu yüzden de kapınızı maliyeciler çaldı. İşte o zaman elinizde o kira sözleşmesinin kontratının bir nüshası ya da bankada kira ödendi dekontunun evrakı hazır olmalı. İşte bu sayede vergi cezasından kurtulabilirsiniz. Bankaya kiraya yatırttırdığım için eğer eksik de versem bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Emlak uzmanı Salim Taşçı en çok kirayı düşük gösterenlerin iş yeri sahipleri ve kiracıları olduğunu anlattı. Diyelim ki 20 bin liraya verdi mağazasını veya dükkanını. Kiralayan diyor ki kiracı ben stopajdan yatırmak istemiyorum. Yüksek geliyor. 5 bin liradan gösterelim kira kontratını diyor. Mal sahibinin de işine geliyorsa 15 bin liralık stopaj kaybı hem devletin kayboluyor, esasında mal sahibinin de kayboluyor. Bu arada konutunuzda oturan anne baba kardeş ve torun varsa kira ödemedikleri için vergi vermenize gerek yok.